Merhaba arkadaşlar. Şimdi burada üst sayıların ikinci özelliklere gidiyorum. Üst sayıların özellikleri sıra sıra gidiyorum ben. Şimdi yine üst sayıda önemli bir özelliği var. Eksinci kuvvet. Bakın. Eksinci kuvvet. Bu özelliği ne yapmak zorundayız? Bilmek zorundayız. Tamam. Şimdi buna göre ne yapacağım ben şimdi? Bu özellikleri yapalım. Kur'an neydi? 5 üzeri eksi 2 nedir? 1 bölü 5 üzeri 2 artı 1 bölü 5. Payda genişleteceksem bunu 1 ile genişleteceğim. Bunu da neyle? 5 ile çarpacağım. Üst tarafı ne oldu? 1 üzeri 5 üzeri 2 artı 5 bölü 5 üzeri 2. Ortak payda 6 bölü 25 aradım değer olacak. Buna bakıyoruz. Şimdi üssüz dediğim gibi üssüz sayılarda çok basitten başlıyoruz. Bilgi kullanma açısından. Bu nedir? Bakın. 1 bölü eksi kuvvet eksi 2'nin dördüncü kuvvetidir. Bu da ne olur? 1 bölü 16. Buna ne yapıyorum? Dikkat ediyorum. Buna geliyoruz şimdi. Bu kaç? 1 bölü 2 artı 1 bölü 9. Evet. 1 bölü 2 artı 1 bölü 9. Ne yapıyoruz burada şimdi? Payda genişleteceğiz. Bunu 9 ile, bunu 2 ile genişleteceğim. Bunu bununla çarpacağım. Kaç? 9 bölü 18 artı 2 bölü 18. O da ne yapacaktır? 11 bölü 18 aradığım değer olacaktır. Şimdi sağ taraftaki işlemlere bakalım biraz. Şimdi bu işlemi yapıyoruz şimdi. Bu 27 çarpı bu 1 bölü kaç? Eksi 3'ün 4. kuvvet. Bu da ne oldu? Buna bunu çarpacağım. 27 bölü 81 demektir. Şimdi bu 27 bölü 81 nasıl yazarım? 3 çarpı 27 olduğunu biliyorum. Değil mi? 3 çarpı 27 olduğunu biliyorum. Şimdi buradan daha sonra bunu sadeleştirme gidersem buradan 1 bölü 3 elde ettiğini bulmuş olacağım. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soruda ne var? Beşinci soruda bakın burada eksi olay var. Buna dikkat edeceğiz. Eksimiz duruyor. Eksi. 1 bölü 2 üzeri 4. Artı 1 bölü 3. Yani işlem yaparsam eksi 1 bölü 16 artı 1 bölü 3. Ne yapmam lazım? Yapacağım işlemde gördüğünüz gibi ben fayda isteyeceğim. Bunu 3 ile genişleteceğim. Bunu neyle genişleteceğim? 16 ile genişleteceğim. Bunu bununla çarpıyorum. Ne olacak? Eksi 3 bölü 48 artı 16 bölü 48. Üst taraf ne olur? 13 bölü 48 benim aradığım sonuç olur. Altıncı soru bakalım. Altıncı soruya bakıyoruz şimdi birlikte. Altıncı soruda da burada ne yapacağım ben şimdi? Bu eksi. Bakın eksi bir sayının şimdi bunu eksi artı olması değil. Eksi bir sayının kuvveti tek mi? Bu eksi olup olması önemli değil. Bu kuvvet bakın tek mi çift mi? Tek. Tekse sonuç eksi olacak. Yani eksi olacak. Eksi 3'ün kaçıncı kuvveti? Ha, öyle de yapabiliriz. Eksiyi koyduktan sonra öyle mi yapalım, öyle mi yapalım? Ona gerek yok. O zaman şöyle yapalım. Peki. Şunu şöyle yapalım. Burası 1 bölü eksi 3'ün küpü artı
1 bölü eksi 2'nin karesi olacak. Burada ne olacak sonuç? Bu 1 bölü eksi 27 artı 1 bölü 4. Şimdi bu eksi rasyonel sayılarda bu eksi buraya taşıyabilirim. Yani nasıl? Şöyle. Bunu nasıl yazacağım? Eksi 1 bölü 27 yani eksi 1'i bu eksiyi buraya alayım peki fark etmez. Artı 1 bölü 4. Şimdi bundan sonra payda eşitleyecek olursam bunu 4 ile genişleteceğim. Bunu 27 ile genişleteceğim. İşlem yapacak olursam burada bunu çarptım. Eksi 4. Eksi 4 bölü 108 artı 27 bölü 108. Üst taraf ne olur? Eksi artı pardon artı 23 bölü 108 aradan cevap olur. Negatif üstü kuvvet. Evet şurada. Özelliğimiz şimdi üst sayılarla ilgili. Bunu yapacağız. Bu sayıların bunu yapmak istiyorum. Sıfırdan farklı sayılar olmak üzere bu gibi işlemleri yapmak istiyoruz. Şimdi rasyonel bir sayı A bölü B ise mesela 2 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti ise 3 bölü 2'nin karesi gelecek. 9 bölü 4 şeklinde işlem yapacaktır. Yani üst sayılarda bak sırayla bu 4. 5. özellik bu özellikleri ne yapmak? En benim özellikler biri de budur. Buna göre ne yapacağız? İşlemlere devam ediyoruz. 1. Evet bu soruyu çözelim şimdi birlikte. Koy yeşil yapalım. Bu ne demektir matematik? Ters çevirsem 2 bölü 1'in küpü demektir. Artı oldu. Bu artı 3 bölü 1'in artı 2. kuvveti oldu demektir. Bak. Herhalde bir şey yok. Burada da artı yazabiliriz. Sorun değil yani. Bunun 1 fark edildi. 2'nin küpü 2'nin küpü 8 artı 3'ün karesi 9. O da eşittir nedir? 17'yi ne yapmış olacağım? Bulmuş olacağım. Şimdi buna bakıyoruz. Evet. Biraz daha büyütelim. 5. Evet. Şimdi buna bakıyorum ben. Burada ne olacak? 3 üzeri eksi 4 üzeri eksi 1. Şimdi bunları teker teker yazalım. Bu ne demektir? 1 bölü 3. Bu ne demektir? 1 bölü 4 demektir. Bu ters çevir çarpılırsa 12 bölü 1'in ikinci kuvveti demektir. O da eşittir. Üst taraf 12'nin karesi bölü 3 kere 4 12 oldu. 12'nin karesi ne demek? 12 çarpı 12 demek. Bölü 12. Buradan baktığımız zaman bunlar 12'ler birbirini götürür. Bir tane 12 elde ettiğim sonuç olacaktır. C şıkkına bakacağız şimdi. C şıkkını çözmek istiyorum ben. Burada olduğu gibi bakın ben 3 üzeri 5 ters işlem yapıyorum. 5 bölü 3. Renklerimin rengini değiştirelim. Sıkı işin olmasın. 5 bölü 3. 5 bölü 3'ün karesi geldi. Çarpı 9 geldi. Açarsak 25 bölü 9 çarpı 9. Değil mi? 9 bölü 1 burada. Bunlar birbirini götürecektir. Yapalım. Götürme işleminden dolayı sonuç ne kalacaktır elimde? 25 sayısını ne yapmış olurum ben? Bulmuş olacağım. Evet şimdi bu taraftaki sayılarımız var mı? Bununla ilgili uygulamalarımıza bakalım şimdi. Evet şimdi D şıkkı uygulamasını yapıyoruz. Evet şimdi burada D şıkkı uygulamasını yapıyorum. Bununla ilgili uygulama. Ne yapıyorum? Bakın ters çeviriyorum. Eksi 3 bölü 1'in parantez karesi. Sadece bunu artı yapıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Artı bu da olacak. Eksi 2 bölü 1'in küpü oluyor. Yani sadece ters çeviriyorum.
üstlere artı yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Bunları, değil mi? Ters çevirsem sadece bunları artı yapmış oldum. Ben biliyorum ki eksi bir sayının çift kuvveti artı 9. Pozitif. Artı eksi bir sayının tek kuvveti eksi 8. O da ne olacaktır sonuç? 1'i bulmuş olacak. Edirne. Bu biliyorsun matematikte 1 bölü 9 çarpı ters çeviriyorum. 9 bölü 2'nin birinci kuvveti yazsak da yazmasak da çarpı eksi 8. Eksi 8 olacaktır. Bakın bu 9 ile 9'u götüreceğim. Burada ne kaldı? Eksi 8 bölü 2'den sonuç eksi 4'ü ne yapmış oldum ben? Bulmuş oldum gördüğünüz gibi. Burada ne yapıyoruz? Çocuklar deyimiyle takla attırdık. Değil mi? F şıkkı. F şıkkını birlikte yapalım şimdi. Bu F şıkkını yaparken de kaç? Bu 1 bölü 9 çarpı 6 bölü 5 1 yazmıyorum. Çarpı 10 bölü 1. Artık birinci kuvvetleri yazmaya gerek yok. Yana şekli yazıyorum. Gördüğünüz gibi burası. Sadeleştirmeleri yapalım. Sadeleştirmeleri yapacak olursak. 10'u 5 ile sadeleştirdim. Burada kaldı 2. Sonra 6, 3 ile sadeleştirsem burada kaldı 2. 3'e böldüm, 3 geldi. Üst taraf ne oldu? Sonuç 4 bölü 3'ü ne yapmış oldum? Böldüm. 4 bölü 3 olur mu? Hayır, bir dakika. Doğru, 60 bölü 45. Yani bu ne demektir aslında? 60 bölü 45 pratik mantıkta bu. 15 çarpı 4, bu 15 çarpı 3. 15'ler giderse 4 bölü 3, evet 4 bölü 3 aynı olmuş olur. Şimdi nereye geldi şimdi? Evet, bakalım burada ki izlemimizde ne var? Evet, bir 10'luk sayıların gösterme çözümlerine bakacağız burada. 10'luk sayıların üst sayılar çözümleri de. Evet, 10'luk sayıların çözülmesi. Buradaki bir. Bakın konumuz ne? Ondalık gösterimlerin çözülmesi. Ondalık gösterimlerin çözülmesi. Onun kuvvetlerine göre çözümleyiniz. Şimdi burada baktığımız zaman biz bu bunun yapısı ne var? Bakın. Birler onla. Burada onda bir. Ben birler basamağını bakın. 10 üzeri 0 birler basamağı. Birler basamağı. 10 üzeri 1, onlar basamağı. 10 üzeri 2, yüzler basamağı. 10 üzeri 3 de binler basamağı diye gidecek. Bu şekilde ne yapıyoruz? Çözümleme yapacağız. Şimdi bakalım şu. 10 sayısı kuvvetlerine göre çözümlerini yapalım. Birlikte yapalım. Bu kaç? 4 tane. 4 tane 10 üzeri 1. Artı 5 tane 10 üzeri 0. Artı bu ondalık sıfır, sıfır gelecek. Yani 1 bölü 10 artı 1 bölü 100. Onda 1, yüzde 1 gelecek. Onda 1'i yok. Sıfır. Artı bu kaç gelecek? 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 gelecek. İkinci sayıya bakarız. Kuvvetlere göre çözümleyiniz. Çözümleyelim peki birlikte. 15 1 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 0 artı 0 yazmaya gerek yok. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 geldi. 0 yazmaya gerek yok. Artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 4 geldi. Çünkü o kısımlarda 0 olan basamakları ne yapıyorum? Es geçiyorum. Daha pratik anlamadım.
Evet, çözülmüş olan sayı bir sefer geriye toplarsak nasıl toplayacağım ben? Şimdi bunun toplanması, gördüğünüz gibi bak burası kaç? 10'un karesi 100, 400. Artı 400 bu. 6 çarpı 1'den 6. Artı bu kaç? 0,3. Değil mi? Artı bu 0,02 demektir. Bu da 0,008 demektir. İşlem yaparsam ne olur o zaman? 406,328 şeklinde ne yapıyorum ben soruyu? Çözmüş oluyorum. Evet. Bunları da burada ne yapmış oluyoruz? Bu şeyleri. Bu konuyu burada bitirelim şimdi. Bir sonraki konunun çözümlerini birlikte ne yapalım? İşlem yapmış olacağız.